Bu dersimizde ana renkler ve ara renkleri işleyeceğiz. Birebir eğitimde renk çemberi çizdiriyorum ama uzaktan eğitimde size yardımcı olamayacağım için birebir daha basit bir şekilde işleyeceğiz. Bir banttan yardım alarak daireler yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ana renklerimiz ortada. Birleşimlerinden oluşan ara renkler ise hemen yanlarında. Ve çemberimizin burasında ise hem ana renklerimiz hem de ara renklerimiz var. Yeşilin 3 tonu, mavinin 3 tonu, morun gene 3 tonu, turuncunun 3 tonu şeklinde yapmaya çalışacağız. Onun için kağıdımızın üzerine önce ana rengimiz için 3 tane daire çizeceğiz. Yan yana 3 daire çizeceğiz. Dersimiz 2 hafta sürecek. Bir haftada hepsini yetiştiremeyeceğiniz için ister sulu boya, isterseniz guaj boya kullanarak içlerini renklendireceksiniz. Renk karışımlarını elimden geldiği kadar tekrar etmeye çalışacağım. Ben renk karışımı yapmak adına daha net görün diye guaj boya kullanacağım. İkinci videoda renk karışımlarını göstereceğim sizlere. İsterseniz siz de benimle beraber guaj boya kullanabilirsiniz. Renk tamamen ışığın kırılmasıyla oluşan bir yanılsamadır. Siyah ve beyaz renk değil. Hep renk olarak adlandırıyor öğrenciler ama renk değil. Bizim temel rengimiz sarı, mavi ve kırmızı. Bu üç renkten istediğimiz her rengi oluşturabiliriz. Kağıdımızın en son görüntüsü böyle olacak. İlk 3 daireye sarı, mavi ve kırmızıyı, daha sonraki diğer daireler ise temel ara renklerimizin tonlamalarını yapacağız. Turuncu, mor ve yeşil sıralamasını boyarken tekrar söylerim. 3 farklı tonda buraları dolduracağız. Diğer derste görüşürüz. Evet, 3 tane ana rengimiz mavi, kırmızı ve sarı. Şimdi en basit şekliyle renk oluşumları hakkında kısa bir video olacak. Mor kırmızı ve sarıyı birleştirdiğimizde ise turuncu sarı ve maviyi birleştirdiğimizde ise
yeşil elde ediyoruz. Biz bunları renk çemberinde hep beraber yapacağız. Dediğim gibi bu hafta sadece defterimize daireler çizeceğiz. Haftaya o dairelerin içerisine ana ve ara renklerle dolduracağız.